Merhabalar. Bugün Işıl'la birlikteyiz. Işıl Demir Senex Derneği'nin üyelerinden ve hep birlikte Senex Talks bölümünde sokakta ne oluyor kapsamında Işıl'la konuşacağız. Bugün bir söyleşi yapacağız. Işıl şimdi Peru'da yaşıyor. Bugünkü söyleşimiz de aslında koronavirüs salgınıyla ilgili Peru'da yaşanan gelişmeler. Bu salgın sonrasında ortaya çıkan uygulamalar, bu uygulamalardan en fazla hangi kesimler etkileniyor, ne tür hak kayıpları görünür bir halde. Biraz bunlarla ilgili Işıl'dan bilgileri alacağız, güncel bilgileri alacağız. Işıl tekrar merhaba. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor Peru'da? Peru'da sıkı tedbirler var. Genel anlamda çok sıkı tedbirler alındığını söyleyebiliriz. Vakalara bakarsak dün itibariyle vaka sayısı 2954, 107 ölüm var. Onaylanmış vakaların 1220'si kadın, 1734'ü erkek. 60 yaş arasındaki yetişkinlerde 1740. Bu yaş aralığında ölüm sayısı 32. 60-90 ve 90 yaş üzerindeki yaşlılarda 597 vaka sayısı var. 73 ölüm gerçekleşti. Gençlerde 497 onaylanmış vaka ve 2 ölüm var. Çocuklarda 0-10 yaş arasında 76 vaka var yine. Burada ilk vaka 6 Mart'ta görüldü. 6 Mart'ta göründüğünden itibaren aslında evlerden çıkmayın uyarıları yapılmaya başladı. Bugün 32. günüm herhalde ev karantinasındayım. Hemen hemen 6 Mart'tan sonra diğer kentlerde görünmeye başlandı. 5 Nisan'a kadar Peru'daki 4 kentte vaka sayısı yoktu. 2 günde oldu mu bilmiyorum ama 5 Nisan'a kadar yoktu. Tabii en çok vaka Lima'da var, başkentte. Vaka sayısı artmaya başladığı andan itibaren de 9 gün sonra o hal ilan edildi. Aslında hemen önlem almaya başladılar diyebiliriz. Vaka sayısı 73'tü 9 gün sonra. Hemen sınırlar kapatıldı. İller arası ulaşım yasaklandı. Kent içi ulaşım sınırlandırıldı. Sürekli Cumhurbaşkanı Vizcarra açıklamalar yaptı, bilgilendirmeler yaptı. Bir tane site kuruldu. Burada koronavirüsün yayılım oranı, onaylanmış vaka, yani resmi bilgiler var, ölüm oranları sürekli güncelleniyor. Vaka sayılarının yaş aralığında nasıl değiştiğine ilişkin resmi bilgiler veriliyor. O siteyi takip ediyoruz sürekli. Bir de bir uygulama yaptılar. O da çok önemli ve bizler için iyi bir uygulama. Koronavirüsün hangi bölgelerde, hangi mahallelerde olduğunu gösteren bir uygulama. Oralardan da, o uygulamadan da takip ediyoruz. Evet, Işıl, aslında şeyi anlıyorum. Senin ilettiğin bu bilgilerden de baktığımızda toplumun çok farklı kesimleri etkileniyor aslında salgın sürecinde. Çok farklı etkiler yaşıyorlar. Aslında bununla ilgili birkaç şey sormak istiyorum sana. Acaba hangi toplumsal kesimler nasıl etkileniyorlar? Senin gözlemlerin neler? Örneğin çocuklar, yetişkinler veya yaşlılarla ilgili ne tür etkiler söz konusu? Neler söyleyebilirsin? Ya ilk günden itibaren hep Cumhurbaşkanı'nın şöyle biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz, dayanışma içerisinde bunu atlatacağız gibi mesajları oldu. Ona yönelik önlemler alıyor da ama yeterli mi yetersiz mi bunu tartışabiliriz. Ama tabii ki tüm dünyada olduğu gibi yoksullar, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, bunun dışında LGBTİ bireyler, mahkumlar, göçmenler bu süreçten en çok etkilenenler. Burada kadınlarla, yaşlılarla ve çocuklarla ilgili dediğim gibi yeterli olup olmadığını tartışabiliriz. Önlemler alınıyor ama LGBTİ bireyler, mahkumlarla ve göçmenlerle ilgili henüz bir tedbir, önlem alınmış değil. Örneğin Peru'da 800 bin Venezuelalı yaşıyor.
Ve karantina onlar için güvencesizlik demek. Çünkü çoğunun sağlık sigortası yok, göçmen kartı yok. Çoğu ekonomik zorluk içerisinde ve şu süreçte bir de barınma sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerini söylüyorlar. Çünkü %33'ü işini kaybetmiş, %77'sinin ise bir sonraki ay için geçinebilecek paralarının olmadığı söyleniyor ve bunu dile getiriyorlar basında. Bu nedenle bir sonraki ay kira ödeyemezlerse artık barınma sorunuyla da karşı karşıya kalacaklarını söylüyorlar. Zaten sağlık sigortaları yok, sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Sanırım sadece hamile kadınlar ve hamileler ve 5 yaşın altındaki çocuklara sağlık hizmeti sağlanıyormuş. Bunun için devletin bir tedbiri yok ama bu hak kaybından dolayı sivil toplum kuruluşları harekete geçti ve onlar Venezuelalılar için bir fon oluşturdular. Çok ilginç bir şekilde devlet yetkililerinden teşekkür ettiler sivil toplum kuruluşlarına. Halbuki kendi sorumlulukları. Yine mahkumlar için de herhangi bir karar alınmadı. Cezaevlerinde şu an vaka sayısının olmadığı şeklinde bilgilendirmeler yapılıyordu. Ancak dün ya da ondan önceki gün olması gerekiyor. Bir cezaevi çalışanında ve 4 mahkumda koronavirüs tespit edildi. Tabii bu bilgi yetkililer tarafından da doğrulandı. Yetkililer cezaevlerinde aşamalı test yapacaklarını, test sayılarını daha da arttıracaklarını, önlem alacaklarını söylediler. Şöyle bir duyum da aldık. Yani Peru'nun kuzeyinde Piura hapishanesinde mahkumların isyan ettiği yönünde. Ve net nasıl bir önlem alacaklar, hani testi arttırmak çok çözüm olmasa gerek şu süreçte. Ya da ilerleyen günlerde bir önlem alacaklar mı onu göreceğiz. Evet. Tabii kadınlar ve çocuklar için de Türkiye'de de buna tanığız, bildiğimiz bir sorun. Kadına şiddet ve çocuğa şiddet. Karantina sürecinde burada evet. da şiddet olaylarının arttığı konusunda bilgiler geliyor. Evet. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının şiddete tanık olanlar, şiddete uğrayanların başvurabilecekleri hatlar oluşturdular. Sürekli bununla ilgili de bilgi paylaşımları yapılıyor ve 16 Mart'tan itibaren, karantinanın ilk gününden itibaren sanırım 5438 çağrı alındı. Ayrıca 43 de tecavüz vakası ile ilgili çağrı alındı. Evet, maalesef. Çok çarpıcı gerçekten. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Emniyete, karakola başvurulabilecekleri söyleniyor ama bu süreçte nasıl önlenir? Bunun daha farklı nasıl önlemler alınabilir? Uzmanlara danışılması gerekiyor ya da ileriki dönemlerde nasıl tedbir alacaklar göreceğiz. Ama şu anki durum ne yazık ki bu. Sadece kadınlara, tabii yoksullara, yaşlılara ve kadınlara, tek başına yaşayan kadınlara maddi yardım yapılıyor burada. 380 soles. Şu an bu şekilde. Peki belki Türkiye'deki gelişmeleri de takip etme fırsatı bulmuş olabilirsin. Özellikle 21-22 Mart'tan itibaren bir takım hak kısıtlamalarına gidildi. 65 yaşın üzerindeki insanlarla ilgili sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tabii bizim dernek olarak da en büyük endişemiz bu tip yaşa bağlı, kronolojik yaşa indirgenerek yapılan sınırlandırmalar çoğunlukla hak kayıplarına yol açıyordu. Bundan büyük endişe duyduk. Nitekim o süreçte Türkiye'de belki senin de basından izlediğin gibi yaşlılara yönelik olarak ayrımcı tutumların daha davranışa doğru dönüştüğünü gördük. Nefret söylemi çok yaygınlaştı. Biz dernek olarak bu konuda da bir uyarı yapmıştık, kamuoyuyla paylaştık bunu. Senex özellikle yaş ayrımcılığına ilişkin olarak gerçekleşen, yaşlılara yönelik olarak gerçekleşen bu ayrımcı tutum ve davranışları, nefret söylemiyle ilgili çok büyük endişe duyuyor. Tabii bunun dışında yerel yönetimler de aslında burada yaşlılara yönelik bir takım kazanılmış hakları geri çektiler. Örneğin toplu taşıma hakları iptal edildi. Yine yaşlılara sokakta aslında bir nevi yaşlı avına dönecek şekilde bir takım uygulamalar da yapılmaya başlandı. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela Peru'da
Mutlaka belirli kısıtlamalar olmuştur. Senin az önce söylediğin gibi farklı kesimler etkileniyor düşüncesiyle muhtemelen hükümet ve yerel yönetimler bazı kısıtlamalara gidiyordur. Hak kısıtlamalarına gidiyordur. Ancak bu tip yaşlılara yönelik ya da belli bir yaşın üstündeki insanlara yönelik bir hak kısıtlaması söz konusu mu? Hayır. Türkiye'de yaşanılan gibi bir sorun burada hiç yaşanılmadı. Hatta çok da olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Yaşlılar ve çocuklarla ilgili ilk günden itibaren çok güzel yaşlılarımızı koruyalım. Karantina sürecinde evde bulunmamızı gerektiren bir neden bu. Yaşlıların sağlığını koruyabilmemiz için, çünkü en çok etkilenecek kesim onlar. Etkilenmemeleri için evde kalmalıyız. Herhangi bir hak kısıtlamaları evet oldu ama bu yaş ayrımcılığına yönelik bir şey söz konusu olmadı. Hatta bütçeden 40 milyon soles yaşlıları korumak için ayrıldığı söylendi, belirtildi. Hani uygulamada nasıl, ne yönde oldu bilmiyorum ama paylaşılan, resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilerdi bunlar. Hatta emekli olanların emekli aylıklarının 2 aylık değil 4 aylık ödeneceğinden bahsedildi. Aynı zamanda 3 milyon 200 bin yaşlı olduğu Peru'da ve bu yaşlıların korunması için bir koruma ağı oluşturduklarını söylediler. Bu fikrin de dayanışmayı sağlamak, onlara duygusal destek sağlamak, yaşlı yetişkinlere danışmanlık vermek olduğunu söylediler. Bunun içinde bir gönüllülük ağı oluşturuldu. Üniversitede tıp öğrencilerinden oluşan, 15 bin gönüllüden oluşan bir ağ. Bunlar telefonla yaşlıları izleme grubu olarak söylendi. Evet, 200'ü belirli bir merkezden, diğer gönüllüler ise evlerinden telefonla yaşlıların evine gitmeden onların bir problemleri olup olmadığı, yiyecek ihtiyaçları olup olmadığı, şiddete maruz kalıp kalmadıkları konusunda sürekli yaşlıları izleyen bir ekip ve gençlerden oluşan. Bu çok güzel bence. Bunun yanında halk personellerine eğitim, halk sağlığı personellerine eğitimler verildi. İlk günden itibaren yaşlıların bağışıklığını güçlendirmek için aşı uygulaması yapıldı. Ve sürekli sosyal medyadan da paylaşımlar yapılıyor. Yaşlıları koruyalım, onların zihinsel sağlıkları da önemli, arayalım, egzersizlerini yapsınlar, temizliklerine önem versinler, alışverişlerini yapın tarzında. Sürekli bu tarzda bilgi paylaşımları yapılıyor. Sokakta da herkes gibi alışverişe yaşlılarda çıkabiliyorlar. Hiçbir şey, hak kaybı yok o anlamda. Hak kısıtlaması yok. Evet, Işıl, anladığım kadarıyla evet, anladığım kadarıyla bu kronolojik yaşa indirgenerek yapılan bir kısıtlama yok. Ama başka bir kısıtlama olduğunu basından takip edebildim. Belki sen bu konuyla ilgili de bir şeyler söylersin. Özellikle sokağa çıkma sınırlandırmasıyla ilgili olarak kadınlar haftanın belli günleri ve erkekler yine belli günleri sokağa çıkma iznine sahipler anladığım kadarıyla. Böyle bir şey var mı? Biz burada basından izledik ama sen orada ne yaşıyorsun? Yani ilk duyduğunda insana garip geliyor. Evet, ilk böyle bu karar alındığı zaman nasıl yani, ne alaka, ben de oldum. Ama sonra şöyle bir şey var, gündelik yaşamın içinde yaşadığınız zaman burada anlıyorsunuz. Sonradan hak verdim açıkçası. Şimdi aslında şöyle, ilk vaka görüldükten sonra o hal ilan edildi. Akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı. 30 Mart'a kadar 2 hafta boyunca genel karantina ilan edildi. Çalışanlar uzaktan çalışacak, home office olarak çalışılacak. Bunlar kararlaştırıldı. İşverenlere işten çıkarmamaları konusunda uyarılar yapıldı ama duyuyoruz ki işten çıkarmalar vesaire gayet oluyor. Sağlık çalışanlarına destek amaçlı karantina süresince 720 soles ödeme yapılacağı belirtildi. Genel olarak hani kısıtlamalardan ve desteklerden bahsedeyim. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların acil müdahale gerektiğinde taksi hizmetini kullanacağı belirtildi. Marketler gündüz sadece alışverişe çıkmak, bankaya gitmek ya da ilaç ihtiyacınız varsa bunu karşılamak için eczanelerin açık olacağı belirtildi. İlk iki hafta herkes çok güzel bu kurallara uyuyordu. Markete gittiğimizde çok sınırlı sayıda insanlar vardı.
Ama üçüncü hafta, özellikle bu hafta, son haftamız. Üçüncü haftada insanlar sıkılmaya başlayıp spor yapmaya, ailece alışverişe gitmeye başladılar. Halbuki bu kısıtlamalar geldiğinde şöyle bir açıklama, her evden bir kişi dışarı çıkacak şeklinde yasaklar dizisinde bu da vardı. Ama buna uyulmamaya başlandı. Benim yaşadığım bölgede de uyulmaya başlandı. Hatta diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağına, günlük gündüzleri karantina sürecine uymayan birçok insanın olduğu da görüldü. Bununla ilgili de çok ciddi, çok sıkı bir tedbir aldılar. Gözaltına alınmalar oluyor. Tutuklanmalara kadar varan bu biraz sert tedbirler açıkçası. Yoksul insanlar da var, çalışmak zorunda olan kayıt dışı çalışanlar. Onlar da mecburen dışarı çıkmak zorunda olduklarını da söylüyorlar. Tabii genel anlamda böyle kurallara uyulmamaya da başlanınca en son böyle bir son karar buydu. Yani böyle bir karar geldi. Artık bu kalabalıklığı daha doğrusu azaltmak için alınmış bir karardı. Ama burada bu karar alınınca tabii ki tartışmalara sebep oldu. Tartışmalar şunun üzerinden, LGBT bireyler ne olacak? Onlara bir ayrımcılık yapılacak mı? Hak ihlali olacak mı şeklinde en çok tartışılan konu bu oldu. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Vizcarra da açıklama yaptı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeteceğiz. LGBT'li bireyleri haklarını koruyacağız. Hiçbir şekilde hakları gasp edilmeyecek. Bunun için diğer yetkililer de İçişleri Bakanlığı'ndan işte polislere bu şekilde eğitim verildiğini, güvenlik görevlerine söylediler. Ancak İki gün önce falan yerel medyada, sosyal medyada LGBT bireylere ayrımcılık yapıldığına ilişkin videolar yayınlanmaya başlandı. Bu videolar sonrasında yine resmi kaynaklardan, İçişleri Bakanlığı'ndan hemen bir açıklama yapıldı. Bunu yapan polislere yaptırım uygulanacağı, bu konuda LGBT bireylerin haklarını kesinlikle koruyacaklarını söylediler. Hatta bu açıklamadan sonra sanırım Peru tarihinde resmi bir mesaj, LGBT'yi bireylere resmi bir mesaj verilmesi bir ilkmiş, olumlu karşılandı. Ama tabii bu yasak konusunda en çok tartışılan konu bu oldu. Anlıyorum. Tabii Türkiye'de bambaşka bir manzara vardı. Bildiğin gibi bu özellikle yaşlılara yönelik hak kısıtlaması gerçekleştirildikten sonra birkaç gün önce de 20 yaşın altındaki insanlar için kısıtlamalara gidildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine yaşa bağlı olarak, kronolojik yaşa bağlı olarak bir sınırlandırmaya gidildi aslında. Fakat hemen arkasından Türkiye'de tabii 20 yaşın altındaki gençler denildiğinde, yani yaşa bağlı olarak bir sınırlandırma yapıldığında yine bir dolu insanın hak kaybına uğradığı görüldü. Özellikle 18-20 yaş arasında olan ve çalışan insanlar vardı. Hem kamuda çalışan hem özel sektörde çalışan insanlar vardı. Onların hak kayıpları söz konusuydu. Tabii daha küçük yaştaki çocuklar için de aslında benzer hak kayıpları ortaya çıkıyordu. Ama yine istisnalar oluşturuldu. Tıpkı 65 yaşın üzerindeki insanlar için, yaşlılar için istisna yapıldığı gibi bu karardan sonra da 20 yaşın altındaki insanlar için de bir takım istisnalar belirlenmeye başlandı. Aslında gördüğümüz çok net bir şey var. Seninle konuştuğumuzda da onu anlıyorum. Yaşa bağlı olarak ortaya konulan kısıtlamalar çoğunlukla ayrımcı tutumların ve davranışların daha da yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil, bunu anlıyorum. Peru'daki uygulamalara baktığımızda başka tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri alırken mutlaka sosyal destek ve ekonomik desteklerin de açıklandığını görüyorum. Ama tüm bunlara rağmen yine toplumda dezavantajlı durumda olan insanlara ilişkin, özellikle senin vurguladığın gibi LGBT'yi bireyler veya yoksul insanlarda olduğu gibi insanlara ilişkin, bu tip kesimlere ilişkin, daha kırılgan gruplara ilişkin de bir takım hak kayıplarının olduğu, yine ayrımcı tutum ve davranışların farklı kesimlerden bu sefer yöneldiğini görüyoruz. Evet, tabii çok bu konularda özellikle ayrımcılıkla ilgili çok kararlı olmak lazım. Hem merkezi hükümet hem yerel hükümetler, yerel yönetimler ama aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve akademi özellikle
çok tutarlı ve çok kararlı bir şekilde karşı durmak gerekiyor. Çünkü ayrımcılık bir kere başladığı zaman bunun arkası geliyor ne yazık ki. Çok farklı toplumsal kesimlere yansıdığını da görüyoruz bu ayrımcı tutumların ve davranışların. Ama en çarpıcı olanı sanırım hem merkezi hükümetin hem yerel hükümetin sistematik olarak bir takım uygulamaları bu hak kayıplarına ilişkin olarak ortaya koymuş olmaları çok çarpıcı. Çünkü hükümetler bu tip uygulamaları yapmaya başlayınca toplumdaki bazı insanlar bunları daha da yaygınlaştırmaya yol açacak bir takım davranışları da arkasına getiriyorlar da. Peki Işıl, son olarak şunu merak ediyorum. Bu hak kayıpları ortaya çıktıktan sonra bazı tedbirler de alındı. Evet, kısıtlamalar da var söz konusu. Farklı kesimlere ilişkin, yani kadın ve erkeklerin sokağa çıkma yasağının olduğu günler var anladığım kadarıyla. Ama bütün bu tedbirler belli bir süre için mi geçerli, denetimli mi? Birazcık bunu merak ediyorum. Çünkü acil durumlar karşısında alınacak bir takım önlemlerin olması kaçınılmaz görünüyor. Ancak bu önlemlerin insan haklarıyla, temel insan haklarıyla da çatışmaması gerekiyor, çelişmemesi gerekiyor. Denetimli olması ve sınırlı olması gerekiyor. Son olarak sen bu Peru'da yaşanan bu kısıtlamalarla ilgili olarak bu bağlamda ne söylemek istersin? Şu an 12 Nisan'da bu süreç bitecek ama uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Perşembe günü yani yarın karar vereceklerini söylediler. Bir aydır genel karantina koşulları neredeyse uygulanıyor. Sınırlı olması gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var, sağlık sistemleri daha doğrusu çok yetersiz ve bunun kendileri de farkında ve kendileri de açıklama yapıyorlar. Yani bu süreç bize çok öğretici olacak. Daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ama ne yazık ki bunu tabii acı bir şekilde deneyimlediler. Tüm dünyada aynı şekilde aslında. Ama Peru'daki sağlık sistemi daha da kötü diyebiliriz. Sürekli bağışlar ve destekler yapılıyor. Evet, genel bir karantina söz konusu ama herkese sokağa çıkma yasağını tüm gün yapamıyorlar. Çünkü ekonomik bütçeden böyle bir kaynakları yok ayırabilecekleri. Yine de hani sıkı tedbirler var. 380 soleslik gibi bir yardım yapıyorlar. Bunun yükselebileceğini söylüyorlar. Ama bu yeterli mi? Hayır. Çünkü asgari ücret zaten 900 soles. Ve bu verilen ücret sadece kent harcama, yani yiyecek harcamaları düşünülerek yapılmış. Bunun içinde kira bile yok. Dolayısıyla böyle bir söylenti de var. Yani ileriki günlerde bu oranın yükseltileceği. Ekonomik olarak halkın gereksinimlerini karşılayamadığınız zaman, yani devlet kendine düşen sorumluluğu yapamadığı zaman bu tarz uygulamalara başvuruyor. İşte tabii ki bunlar da hak ihlallerine, ayrımcılığa yol açan uygulamalara, evet, dönüşüyor ne yazık ki. Türkiye'de de yapılan, yani evet, yaş ayrımcılığında aslında hiçbir şeyi yok. Yani çalışan insanlar olduğu müddetçe ve insanlara ücretli izin verilmediği sürece bu tarz önlemlerin de çok etkili olacağını düşünmüyorum. Işıl, çok teşekkür ediyorum. Umarım ki hem sen hem de çevrendeki tüm insanlar, Peru'da yaşayan insanlar bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırsınız. Evet, Senex Talks'un bu bölümünde sokakta ne oluyor diye sorduk ve Peru'da Işıl'la birlikte konuştuk. Işıl Demir hem Senex Dernek üyesi hem de Senex Derneği'nin aslında Güney Amerika temsilcisi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Böylece Peru'dan da haber almış olduk. Çok teşekkürler Işıl. Çok, çok teşekkür güzel bir söyleşiydi. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, hoşça kalın.